Bursa Sınav Koleji'nin sunduğu sınav tercih programı başlıyor. Merhaba değerli izleyiciler. Olay Televizyonu'nun nitelikli eğitim programlarından Sınav Tercihi'ye hoş geldiniz. Canlı yayında tekrar birlikteyiz. Değerli eğitimcilerimiz Sayın Murat Uçar, Sınav Okulları Rehberlik Koordinatörü ve Sayın Samet Karakaya, Sınav Kestel Koleji Müdürü. Hoş geldiniz efendim. Günlerdir sizlerle programlar yapıyoruz ve bu programlarda üniversite sınav sonuçlarına göre öğrencilerin yerleşecekleri okullar hakkında bilgiler veriyoruz. Bunları canlı yayında yapıyoruz. Nasıl, yoruldunuz mu? Yani okulda tempo nasıl? Okulda da bayağı bir veliyle ve öğrenciyle muhatap oluyorsunuz galiba. Murat Bey, biz tabii ki dar bir zaman olduğu için 29 Temmuz'da 3 Ağustos tarihleri arasında sıkıştırılan 6 günlük bir tercih süreci. Ne yazık dolayısıyla ki. Diyalog kurmamız gereken pek çok insan var. Bizlere ulaşıyorlar Türkiye'nin her yerinden. Mesai saatinin dışında da zamanımızın büyük bölümünü bu aralar buna ayırmış durumdayız. Okul haricinde, yani o okulda öğrencisi olmayan veliler de geliyor mu? Tabii ki geliyor. Bize mail yoluyla veya telefon yoluyla bir şekilde ulaşıyorlar. Tabii ki asla rahatsızlık duymuyoruz. Öğrencilerin güzel ya. İyi bir bölüme yerleşmesinde, ileriki hayatında mutlu olabileceği bir işi yapmasında katkımız olursa zerre kadar, bu bizi çok mutlu eder. Bu aralar İşimiz, gücümüz, her şeyimiz tercih. Murat Bey, ne zaman bitecek? 3 Ağustos itibariyle tercihlerimiz bitecek. Öğrencilerin saat gece 12'ye kadar tercih işlemlerini yapabilirler. Ya da yaptıkları tercihler üzerinde işlem yaparak değişiklikler de yine yapabilirler. 3 Ağustos saat 12 son tarihimiz olacak. İsterseniz hatırlatmak adına bir kez daha işlemleri söyleyelim. Yani alınan puanları bilmeleri gerekiyor, evet. Değil mi? Devamı nasıl Murat Bey? Öğrencimizin her şeyden önce aldıkları puanlar ve hangi alandan tercih yapacağını bilmeleri gerekiyor. 18 farklı puan türü var. Puan türlerini belirleyip otomatik olarak zaten 180 baraj puanını geçtikleri her puan türüyle ilgili tercih yapabilecek durumdalar. Ama ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sayısal, sözel ya da eşit ağırlık dediğimiz alanlarda alanına göre tercihlerini oluşturmaları gerekiyor. Burada önemli olan puanlar, evet, ama başarı sıralamaları daha önemli. Çünkü puanlar her yıl sınavın zorluğu ya da kolaylığı noktasında değişebileceği gibi, evet, öğrencinin başarı sıralaması çok büyük değişiklikler göstermiyor. Bu noktada baktığımız zaman da zaten şunu belirtiyoruz özellikle öğrencilerimize. Tercih oluştururken birazcık kriterlerinizi geniş tutun. Yani aralıklarda uzun olsun ki birazcık hani girme ihtimaliniz daha da yükselsin. İşte şehir olarak birazcık fazlasıyla geniş bakın ya da bölüm olarak birazcık daha fazla geniş bakın noktasında. Tabii ki başlangıç noktası bunların her birinin ilgi ve yetenek. Yani yetenekleri doğrultusunda bunları yapmaları gerekiyor. Bunların her biri olduğu zaman da sonuçta istenilen yer oluyor. Samet Bey, öğrencilerin bu siteyi çok iyi bilmeleri ya da iyi kullanmaları gerekiyor. Bu sitenin adı nedir? Aday işlemleri diye bilinen AİS kısaltması, hı, aday işlemleri sistemi, ÖSYM'ye ait bir sistemdir. Öğrenciler girişlerini, yani belirlemiş oldukları, hazırlamış oldukları tercih listelerini 3 Ağustos saat 17'ye kadar AİS sistemini işlemiş olmalılar. 24 tercihini işleyip bir de onaylıyorum butonunu işaretledikten sonra bir nüshada çıktısını almış olmaları gerekmekte. Bu işin sağlamasını yapmak için çok önemli. Tercihini yapıp da değişiklik isteyen öğrenciler oluyor. Bizi arıyorlar. Ya hocam, işte ben 10 tercih yaptım ama 3 tane daha ilave etmek istiyorum. Bununla alakalı ne yapabilirim diye. Aday işlemleri sistemine öğrencimiz giriş yaptıktan sonra tercih listemde değişiklik yapmak istiyorum diye bir seçenek var. Oradaki değişiklik de tabii ki yapılabiliyor. 3 Ağustos saat gece 12'ye kadar değişiklik, Murat Bey'in de söylediği gibi, yapılabiliyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan, yani sistemi kullanmakta sıkıntı yaşayan öğrenciler olursa rehber öğretmenlerine veya en yakın bir işte ÖSYM merkezine ulaşabilirler. Ya da bize danışabilirler. Ya da müsaade ederseniz telefon numaramızı belirtelim ki bizi arayabilsin izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, Olay Televizyonu'nda sınav tercih programını arayıp öğrencinizin durumunu, puanını, sıralamasını
bizlere bildirdikten sonra istediği bölümü de anlatırsanız bizler de sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Telefon numaramız 0224 331 7055. Bu numaradan bizleri arayıp Türkiye neresinden olursanız olun sizlere bulunduğunuz şehirdeki üniversitelerle ilgili ya da başka şehirlerdeki üniversitelerle ilgili ayrıntılı bilgiler verebiliyoruz. Murat Bey, okul birinciliği kontenjanını tekrar hatırlatalım. Evet. Bu nasıl kullanılacak? Şimdi her okulda bir okul birincisi muhakkak belirleniyor. Bunlar daha öncesinde ÖSYM'ye zaten bildirilmiş durumda senenin sonunda. Evet. Bu öğrencinin isimleri ÖSYM'de kayıtlı bir şekilde var. Bu öğrenciler tercihlerini yaparken daha geniş aralıktan tercih yapabiliyorlar. Aynı zamanda puanlarının üstünde olan yerleri de yazabiliyorlar. Neden? Çünkü her üniversitenin belli bir okul birinci kontenjanı var. Başvuran öğrenciler içerisinde, okul birincilerinin içerisinde hangi öğrencinin puanı daha yüksekse onlar o üniversiteye kabul ediliyor. Bu şu demek aynı zamanda işte işletme iktisat gibi belli fakültelere giden bir öğrencinin bir anda bakıyorsunuz ki işte sınıf öğretmenliğine ya da PDR psikoloji gibi bölümlere gitme söz konusu olabiliyor. Buradaki özel dipnot şu. Tüm öğrenciler, okul birincisi olan tüm öğrenciler herhangi bir okula yerleşecek, üniversiteye yerleşecek diye bir kaide söz konusu değil. Neden? Çünkü başvuru yapan öğrenciler içerisinde en yüksek puanı olan ya da puanı en yakın o bölümü almaya elverişli olan öğrenciyi kabul edecek üniversite. Yani şu demek, eğer Uludağ Üniversitesi PDR bölümüne iki tane okul birincisi kontenjanı alacaksa ve 5 kişi başvuru yaptıysa en yüksek puan kiminse bunlar gider. Yani 5 kişi başvuru yaptıysa 5'in de alınma ihtimali yok. Bundan dolayı okul birincileri açıkta kalabilir. Yani ciddi anlamda bunu bir rehber öğretmenle oturup karşılıklı bir şekilde diyalog halinde tercihlerini oluştururlarsa daha güzel bölümlere, daha güzel üniversiteye gitme ihtimalleri çok kuvvetli öğrencilerimiz. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize zaten pazartesi günü bir program yapacağımızı duyurmuştuk. Hemen aramaya başladılar bizi. Mustafa Taran, Bursa'dan arıyorlar. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. İyi günler efendim, iyi yayınlar. Buyurun. Ben oğlum için arıyorum. Oğlum TM3'den sınava girdi. 18.068 sıralaması ve puanı da 438. Biz şimdi 18.000 yerine kaç binden başlayalım ki mantıklı bir sıralama olsun. Oğlum ilk olarak Ege Üniversitesi psikolojiden başlamak istiyordu. O 4.300 kadar puanı tahmin ediyorum. Onun haricinde hukukları seçmek istiyoruz. Hangi hukuk fakültesinden başlarsak uygun olur. Burada puan türü de önemli galiba, değil mi hocam? Evet. Puan türü neydi? TM3. TM3. Ege psikoloji dedik ve hukuk fakülteleri mi dedik acaba? Ege psikoloji ve ondan sonra hukuk fakülteleri. Evet, burada şehirler de önemli galiba. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi sıralamaya göre cevaplarımızı alalım. Samet Bey, ne diyorsunuz? Öğrenci TM3 puanıyla 18.068. sıralamada 468 puanı var. Ege psikolojiyi düşünüyorlar. Eğer böyle bir şey olmazsa hukuk fakültelerini düşünüyorlar. Evet. Tebrik ediyorum öncelikle öğrencimizi. Mustafa Bey az çok bahsetti. Öğrencimiz 18.000'de ise biz tercih sıralamamızı oluştururken ilk tercihlerimizi biraz puanının üzerinde yerleri evet. tercih ederek değerlendiriyoruz. Tercih listemizi 3 bölüme bölüyoruz. Birinci bölüm biraz daha böyle gelmesi zor olan okulların, bölümlerin olduğu alan. Ki oraları gelirse mutlu oluruz diyebileceğimiz. Yani bizim için sürpriz olur ama son derece mutlu oluruz diyebileceğimiz bölümleri yazıyoruz. Evet. İkinci aralıkta biraz daha puanımıza yakın yerleri yazıyoruz. İşte 18.000 dolaylarında tercihler yapıyoruz. 16.000, 17.000, 19.000. Bir de son aşama var ki o son 5-6 tercihimizi de daha garanti diyebileceğimiz, yani açıkta kalmayalım, bu bölümler bizim sigortamız olsun diyebileceğimiz bölümleri yazarak değerlendiriyoruz. Çünkü 24 seçenek var. 24 evet. seçeneği de dediğiniz aralıklarla sıralamak evet. gerekiyor galiba. Evet. Mustafa Bey de burada tercihleri oluştururken ilk sıralara 9.000, 10.000'lik yerlerden başlayabilir. Örneğin işte İstanbul Üniversitesi psikoloji yazılabilir. Geçen sene 10.000'le almış. Onun altında Ankara Üniversitesi psikoloji yazılabilir. Yani ilk birkaç tercihimizi yüksek yazalım. 9 Eylül Hukuk Fakültesi 13.000'lerde. Yine İzmir. İzmir evet. tercihi yapılabilir. Ege psikoloji tercihler arasında bulunabilir ama ilk tercih olmayabilir. Çünkü geçen sene 14.300'le almış. Hmm. Yani öğrencinin sıralamasına yakın. Bence ilk birkaç tercihi demin saydığım birkaç bölümden
ki yazabilirlerse daha iyi olur. Yani tamam, gelme ihtimali aşırı yüksek değil, fakat gelmeyecek anlamına da gelmiyor. Kesinlikle tercih listemizde bulundurabiliriz. Yani 9 Eylül hukuk örneğin mümkün. Ege Psikoloji'nin üzerine yazılabilir bir bölümdür. Anladım. Teşekkür ederim. Umarım Mustafa Bey için de ve çocuğu için de aydınlatıcı bir bilgi olmuştur. Değerli izleyicilerimiz, Olay Televizyonu'nda sınav tercih programı devam ediyor. Telefon numaramız 0224 331 7055. Türkiye'nin neresinden isterseniz, isterseniz yurt dışından da arayabilirsiniz. Ve üniversite sınavı sonuçlarına göre tercihleriniz hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Murat Bey, tercih ve meslek ilişkisi nasıl bağlantılandırılır? Evet. Öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor. Tercihlerimizi oluştururken yapmayı istediğimiz meslekler doğrultusunda tercihlerimizi oluşturmamız gerekiyor. Her şeyden önce YGS ya da LYS'de bizim yapmış olduğumuz tercihler bölüm tercihi değil, meslek tercihidir. Yani çünkü sonraki yıllarda çocuğun yapabileceği meslekler belirlenir. Tercih sürecinde öğrenci iki boyutlu araştırma yapmalı. Birincisi kendi ilgi ve yeteneklerini tanımaya dair bir araştırma. İkincisi de yapmak istediği meslek veya mesleklerle ilgili bir araştırmaya girmesi gerekiyor. Kesinlikle gitmeyi düşünmediği mesleği, kayıt yaptırmayı düşünmeyeceği mesleği tercih etmemeli. Doğru. Hatta o ikilem işte belki de hani kendi içerisinde yakın çevresinden etkilenerek olumsuz noktada hani ille de tercih yapmam gerekiyor, açıkta kalmamam gerekiyor noktasında belki kendisinin kurduğu kurguyla hareket etmemesi gerekiyor. Çünkü ileriki zaman diliminde yapacağım meslek onun hayatını belirleyecek. Doğru, yani hayatı, mesleğini belirleyecek bir şekilde paralellik olacak. Ve sonraki yıllarda tekrar sınava girmek isterse bir yıl sonra okuldan gelen puanın %50'sinin gitmesi söz konusu. Bundan dolayı son derece önemli yapmış olduğu tercihler meslek bağlantısında çok düşünmek zorunda. Ve özellikle tercih listesini oluştururken ölü tercih yapmamaya dikkat etmesi gerekiyor. Yine ille de ben çok yüksekten tercih yapacağım ya da ne bileyim ille de şuranın olmasını istiyorum noktasında ya da yüksek puanlı bir yerin altına daha yüksek puanlı bir yer yazmanın çok mantıklı olmadığını söylüyoruz. Niye? Çünkü zaten içerik olarak baktığımız zaman işte 20 binlik bir yere öğrenci birinci tercihte alınmadıysa aşağıda 5 binlik bir yere alınma ihtimali de yok. Bunların düşünülmesi gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekiyor. Evet, gerçekçi olmak gerekiyor. Yani kişi hayatını düşünüyorsa, yaşantısını düşünüyorsa ve mesleğini mutlu bir şekilde yapmayı istiyorsa sonraki yıllarda ve evden çıktığı zaman ben işime gidiyorum, evet severek yapacağım bir yere gidiyorum. Yani oranın kapısını açtığım zaman mutlu olabileceğim bir yerdeyim düşüncesini oluşturmak istiyorsa sonraki yıllarda kesinlikle şu anda tercihlerine çok fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor. Başlangıç noktamız yine aynı ilgi ve yeteneklerimiz ve bu doğrultuda seçimlerimiz. Teşekkür ederiz. Bunlar aydınlatıcı bilgilerdi. Bursa'dan Sayın Melike Doğan bizleri arıyorlar. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Merhaba. Ben normal TM öğrencisiyim. MF'den tercih yapacağım matematik bölümüne. Sıralamam 346.054. Bir daha söyler misiniz? Duyamadık orayı. 346.054. Evet. Matematik bölümü hakkında şey diyorlar. Formasyon kalkarsa o bölümün boşuna okumuş olursun diyorlar. Bunun matematik hakkında, bölümü için mi bunu diyorlar? Evet. Daha doğrusu bölüm okumaya hakkında böyle söylüyorlar. Hani şey, formasyon kalkarsa sadece orada akademisyen olarsan ilerlersin diyorlar. Evet. Formasyonla alakalı ben bilgi alabilir miyim acaba? Hemen alalım. Şimdi 346.054. sıra ve matematik bölümünü istiyor öğrenci. Fakat bu formasyon hikayesiyle ilgili neler duydunuz? Şimdi Murat Bey, her tercih döneminde az çok karşılaştığımız sıkıntılardan biridir. Eğitim fakültesi mi okumalıyım, fen edebiyat mı okumalıyım? Ben aslında fen edebiyatta daha başarılı olurum ama acaba sonrasında formasyon verilir mi, verilmez mi? Bir rehber öğretmenlerin de öğrencileri yönlendirirken biraz daha böyle motive edici, biraz daha pozitif konuşmalarında fayda görüyorum. Ben üniversiteden mezun olurken formasyon sıkıntısıyla karşı karşıya kaldım. Kendim ne yaptım? Ekstra formasyon aldım, formasyon eğitimi. Ama ben üniversiteye hazırlanırken de formasyon verilecek mi, verilmeyecek mi düşüncesi hep vardı. Yıllardır var. Öğrencimiz mesleğe yakın görüyorsa kendisini, muhakkak matematik bölümünü yazsın. Yani devletin matematik
öğretmenine ihtiyacı her zaman olacak. Evet. Dolayısıyla sadece eğitim fakültelerinden değil de fen edebiyat mezunlarından da öğretmen ihtiyacı oluyor. Olduğu yani için formasyon verilir. Evet, verilir. Verilir çünkü işte daha önce 2 senede veriliyordu. 1,5 yıla döndü. Şimdi 1 sene içerisinde veriliyor. Hatta lisans süresi olan 4 senenin içerisinde öğrenciler formasyon derslerini alıyorlar. Dolayısıyla 4 senenin sonunda rahatlıkla öğretmen olabiliyorlar. Hatta açık öğretimden bile formasyon alınabiliyor artık. Zamana göre de konuşacak olursak, dönemimize göre de konuşacak olursak birçok öğretmenin lisansı iptal ediliyor şimdi. Evet. Yeni öğretmenlere de kolaylıkla formasyon verilmesi söz konusu olabilir galiba, değil tabii mi? Tabii ki. Böyle bir şey söylenebilir. Birkaç sene de açığın kapatılmayacağını düşünerek sizin söylediğinizle paralel olarak. Yani matematik bölümü her zaman tercih edilebilir bir bölüm. Yani matematik bölümünü bitirince sadece öğretmen de olunmuyor. Örneğin bankaya girilebiliyor. Tabii, istatistikçi yani? Olunabilir. İstatistikçi olunabilir. İş alanı ciddi anlamda iyi olduğunu düşünüyorum matematik bölümünün. Umarım izleyicimizin yüreğine biraz su serpmişizdir. Hasan Gençol Bursa'dan arıyorlar. Buyurun, dinliyoruz sizi. Merhaba, benim tesis sıralamam 76.000 ve gastronomi bölümü istiyorum. Hasan Bey, biraz daha yüksek rica edebilir miyiz? Sesiniz duyulmuyor. Benim tesis sıralamam 76.000 ve gastronomi bölümü istiyorum. Evet. Bu bölüm geçen yıl TS1'den alıyordu fakat bu yıl TS2'ye geçti. Bununla ilgili bir değişiklik olur mu? Ve ayrıca bu bölümde geçen yıl alan en düşük yer Erzurum Atatürk Üniversitesi 70.000'i almış. Sizce bana gelme ihtimali var mı? Yani nasıl bir tercih yapmalıyım? Sizin bölümünüz ne istiyordunuz? Onu bir daha söyler misiniz? Gastronomi. Hemen cevaplayalım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. 76.000. sırada. Evet. Şimdi gastronomi bölümü son derece revaçta olan bir bölüm. Özellikle öğrencilerimizin de sorduğu bölümler içerisinde. Şöyle içerik olarak baktığımız zaman da gastronomi bölümünde öğrencimizin sıralaması 76 binlerdeydi, öyle hatırlıyorum. Geçen yıl özellikle Abant, Bolu biliyorsunuz yemek sektörünün en büyük şehirlerinden biridir. 121.000'de almış öğrencimizi YGS 4 puanıyla. Çanakkale yine 143.000'lerle almış. Yani yazılabilir, yazabileceği bölümler, aynı zamanda kazanabileceği bölümler. Kocaeli Üniversitesi 156.000'lerle almış. Yine rahatlıkla gidebilecek bölümler Türkiye açısından. Tabii ki çok üniversitede yok içerik olarak. Birçok üniversitede geçen sene kontenjanı dolmamış ya da yeni açılmış, kılavuzda birden çok yer var bu noktada 4 yıllık yazabilince. Hasan Bey de rahatlıkla bu üniversiteye gidebilir. Şu anda TS2'den ve YGS 4'ten alıyor. Tercihlerin içerisinde muhakkak bulundurması gerekiyor. Sıralaması bizden. Teşekkür ederiz. Arzu Yaman Bursa'dan arıyorlar. Buyurun Arzu Hanım. Merhabalar, ben YGS 5 okul öncesi öğretmenliğinden tercih yapmak istiyorum. Sıralamam 46.341. Hangi üniversiteleri yazarsam benim için daha iyi olur? Bunu öğrenmek istiyorum. Okul öncesi öğretmenliği dediniz, değil mi? Evet. Teşekkür ederiz. Güzel. YGS 5 dedi öğrenci. 46.341. Evet. Okul öncesi öğretmenliği ile ilgili nasıl bir bilgi verebiliriz öğrencimize? Öğrencimizin YGS 5 sıralaması 46.000, gayet iyi. Hı hı. Okul öncesi öğretmenliği bölümünden tercih yapacaksa, ki YGS 5'in en yüksek puanlı bölümlerinden biridir, çoğu üniversitenin bu bölümüne yerleşebilir. Örneğin ODTÜ okul öncesi öğretmenliği İngilizce geçen sene 52.700 ile almış. Yani oraya en son yerleşen öğrenci 52.700'lük dilimdeymiş ki, öğrencimiz geçen sene tercih yapmış olsa bu bölüme rahatlıkla girebilirmiş. Kocaeli Üniversitesi sosyal hizmet var. Bu aralıkta yazabileceği bir de sosyal hizmet bölümü var. Onu da önerebilirim. İçeriği ne o bölümün hocam? Yani, sosyal hizmet ne demek? Son yıllarda çok popüler olan. Bir de bunun 2 yıllık sosyal hizmetler karşılığı var. Hı hı. Sosyal hizmetleri okuduktan sonra sosyal hizmete 4 yıllık geçiş hakları var. Yani devletin de çok fazla mezun vermediği için alımının bol olduğunu düşündüğümüz bir bölüm. Ve Murat Bey de muhakkak tercihleri arasında yazıyordur. Sosyal hizmet uzmanı olarak özellikle devlette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak
son derece revaçlı olan bölüm. Alımlar öğrenciler var. Bu bölümü araştırsınlar diyorsunuz. Evet, kesinlikle araştırmaları gerekiyor. Yönetici olarak da çalışabiliyorlar. Sosyal hizmet sorumlusu memuru olarak da çalışabiliyorlar. Düşük bir KPSS puanı ile yerleşiyorlar. Şu an mezun çok vermediği için, çok fazla üniversitede olmadığı için tercih listesine ekleyebilir. Öğrencimizin sıralamasına göre okul öncesi öğretmenliği olarak ODTÜ, Hacettepe, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik, Gazi Üniversitesi gibi üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği eğer yanlış anlamadıysak 46.000'de ise sıralaması rahatlıkla yerleşebiliyor. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Saliha Dursun Bursa'dan arıyorlar. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Merhaba hocam. Buyurun. Benim TM3 puanım 328 ve sıralamam da 194.000'lerde. Ben aslında sosyoloji istiyorum ama Uludağ Üniversitesi'nde maalesef tutmuyor. Üniversitesi'nin için felsefe düşündüm ama felsefeden geçiş biraz zor diyorlar. Bunun hakkında ne söylersiniz? Bir de şehir dışında sosyoloji okumak istersem, düşünürsem hangi üniversitede düşünmeliyim? Evet. Hemen cevaplayalım. Teşekkür ederiz. Bir de bir sorum daha var. Psikoloji ile çift anadal yapmak istiyorum. Bu mümkün müdür? Evet. Bir daha söyler misiniz? Çift anadal. Psikolojiye sosyolojiden çift anadal yapmayı düşünüyorum. Eğer hani Uludağ Üniversitesi felsefe olursa o felsefeden sosyolojiye yatay geçişte geçmek istiyorum da. Hani düşüncem öyle. Tabii yapabilirsen. Peki. Teşekkür ederiz. Aslında şöyle bir şey var Murat Bey, öğrencilerimiz de alternatifler üretiyorlar aynı zamanda. İşte istediğimiz bölüm olması, istediğimiz bölüme yakın neler yapabiliriz noktasında türetmeleri var. Bunları görüyoruz. Evet, çap yapabilir öğrencimiz, gittiği üniversitede istiyorsa sosyoloji okuyup aynı zamanda işte psikolojiden ya da felsefeden rahatlıkla ikinci bir, eğer notları yüksekse, bu da çok kolay bir iş değil, belli bir not ortalaması istiyor, ikinci bir diplomayı da alabilir. Sosyoloji ile felsefe arasında eğer ayrım yapacak olursak iki bölümde birbirinin öğretmenliğini yapabiliyor. Felsefe grubu öğretmeni olarak formasyon alındığı takdirde çalışmalarını sürdürebiliyor sonraki zamanlarda. Yine sertifika alıp rehber öğretmenlik, özel sektörde rehber öğretmenlik yapabiliyorlar. Ama sosyoloji bölümü aynı zamanda sosyolog olarak devlette farklı kurumlara ataması yapılan bir bölüm. Geçmiş yıllarda 70 küsur puanlarla aldı. Bu noktada düşünülebilir. Ama mezun olduktan sonra ben ne yapmak istiyorum? Yani öğretmen olmak istiyorsanız sosyoloji ile felsefe arasında herhangi bir ayrım yok. Ama alternatifleri daha çok çoğaltayım. Ben aynı zamanda işte sosyolog olmak istiyorum. Bir de Avrupa Birliği sürecinde özellikle kurumların da sosyolog bulundurma zorunluluğundan dolayı psikolog bulundurmaları gibi aynı zorunluluk getirildiği için sonraki yıllarda daha da revaçta olacağını düşündüğüm meslekler içerisinde rahatlıkla yazılabilir sosyoloji ve felsefe noktasında. Bunun dışında öğrencimiz bir soru daha sormuştu. Sosyolojiden felsefeye çift anadal yapılabileceğini söylemiştik. Onda da herhangi bir geçişle sıkıntı ilgili bir soru sordu. Yatay geçişler kendi aralarında. Şöyle bir şey var. Eğer öğrencimiz Uludağ Üniversitesi felsefeyi kazandıysa üniversite bünyesinde başvuru yaparak notlarını yüksek tutup sosyoloji bölümüne geçiş yapabiliyor. Yani bunlar kendi içerisinde birkaç öğrenci alan bölümler, yani bölümler arasında geçişler söz konusu. Bundan bahsetmiş. Bunun için de tamamen not ortalaması önemli. Eğer not ortalaması iyi olursa öğrencimizin diğer bölüme geçiş yapabilir. Başvuru yapan öğrenciler içerisinde bir sıralama yapılacak. Bunun dışında Eylül ayı itibariyle kayıtlar dolduktan sonra okulların ilk ayı içerisinde, üniversiteler açıldıktan sonra ilk ay içerisinde öğrencimiz atıyorum Uludağ Üniversitesi Sosyoloji bölümüne gelmek istiyor fakat Kütahya'yı kazandı. Uludağ Üniversitesi eğer son alınan öğrenci, öğrencimizin puanının altındaysa doğal olarak bu tarafta da kontenjan varsa yine yatay geçiş için başvuru yapabiliyor. İlk ay bir değişikliğe gidebiliyorlar. Bunu da hemen dipnot olarak belirtelim. Evet, öğrenciler yani okulları takip etmeliler. Evet, kesinlikle bölümleri takip etmeliler ve puanlarına çok dikkat etmeliler. Tabii ki. Her şey tercihlerin sonucunda da belirlenecek durumda. Yani tercih her şey bitmiyor. Tercihlerden sonra da istedikleri bölümlere geçiş yapabilirler. Hocam çok özür diliyorum. Devlet Bahçeli bir açıklama yapıyormuş. Bir canlı yayın arası vereceğiz şimdi. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşme imkanı ortaya çıkmıştır.
Sayın Başbakanımız 15 Temmuz tam bugüne kadar geçen süre içerisinde özellikle OHAL uygulamaları ve ona paralel olarak yapılmış olan kanun kuvvetindeki kararnameler üzerinde görüşlerimizi almışlardır. Kendileri de bilgi vermişler. Kurtulacaktır. Buna inanıyoruz ve kendilerine başarılar diliyoruz. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 15 Temmuz gecesi Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Bir silahlı darbe teşebbüsü milletimizin ülkeye, siyasi iradeye, demokrasiye sahip çıkması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin kararlılığı ve siyasi partilerimizin özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı tavır almaları ve bize desteği vermeye hazır olduklarını beyanları bu darbenin def edilmesinde çok büyük bir katkı olmuştur. Tabii şunu da ihmal etmeyelim. Medyamızda o gece çok güzel bir sınav vermiştir. Ve bu darbe def edilmiştir. Ama tehlike bitmiştir denemez. Bu yapı düşünüldüğünden çok daha derin bir yapıdır. Tamamen bu riskin ortadan kalkması biraz zaman alacaktır. Olağanüstü hal uygulamasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin gösterdiği olumlu yaklaşım ve destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Olağanüstü hale dayalı olarak çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerde amaç bu darbe teşebbüsüne yönelik risklerin bertaraf edilmesi ve siyasetin normalleştirilmesi. Bu anlamda siyaset dışı girişimlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bunlarla ilgili çıkarılan ve bundan sonra yapılmasını düşündüğümüz çalışmalarla ilgili Sayın Genel Başkan'a bilgi sundum. Kendisi de bu konulardaki düşüncelerini bizimle paylaştı. Dikkat edilmesi gereken hususlara ifade etti. Ve böylece çok verimli, hakikaten güzel bir ziyaret oldu. Bu tür görüşmelerin gelecekte de devamının ülkemizin birliği için, ülkemizin terörle mücadelesinin başarıya ulaşması için ve milletimizin birbiriyle kucaklaşması için önemli bir fırsat oluşturacağını da bir kez daha gördük. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel
AK'ları çıkarıyoruz ve bununla ilgili muhtemel riskleri kontrol Merhaba değerli izleyiciler. Canlı yayın aramızdan sonra Sınav Tercih programına devam ediyoruz Olay Televizyonu'nda. Eğer hattımızda bir izleyicimiz varsa onunla görüşelim. Yoksa programımıza devam edelim. Evet. Kaan Yılseven Bursa'dan arıyorlar bizi. Dinliyoruz efendim. Buyurun Kaan Bey. Hattaysanız görüşelim. Alo. Tabii. Buyurun. İyi günler hocam. Hocam iyi günler, merhabalar. Buyurun, dinliyoruz Kaan Bey sizi. Ben şimdi şöyle bir sorum olacak benim. Ben şimdi 4 senelik elektrik elektronik mezunuyum. Anadolu Teknik Lisesi'nden. Evet. Oradan mezun oldum. Şimdi benim 2 senelik bir tercihim olacak. Hani hocalarımdan da şöyle bir fikir aldım. Onların dediğine göre ben sağlık lisesine, atıyorum maliye bölümü, otelcilik bölümü, o liselere, o üniversitelere geçiş yapamıyormuşum. Yapsam bile bir sorun oluyormuş, bir sıkıntı çıkıyormuş. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Oraya gittiğim zaman hani ölü tercih olarak oluyormuş. Böyle bir şey var mı, yoksa benim böyle bir tercih yapma hakkım var mı? Hemen cevap verelim. Hocalarımız biliyorlar bu konuyu. Evet. Meslek yüksekokulu istiyor öğrenci. Evet. Şimdi mezun olduğu bölüm doğrultusuna baktığımız zaman kendi alanıyla ilgili tercih yapmasında herhangi bir sıkıntı yok. Ama alanı dışında tercih yaparken öğrencimizin ortaöğretim başarı puanı kullanılmayacak. YGS'den hangi alandan tercih yapmak istiyorsa, YGS 3, 4, 5, 6 gördüğüm kadarıyla eşit ağırlıktan tercih yapmayı düşünüyor öğrencimiz. Evet. YGS puanlarına bakılması gerekiyor. Başarı sıralamalarına bakılması gerekiyor. Herhangi bir şekilde ölü tercih olmaz. Sadece sınavsız geçişten yararlanamaz. Kendi alanının dışında bir tercih yaptığı için YGS puanının olması gerekir öğrencimizin. Bunu eğer yeterliyse %40 diğer lise mezunları, %60 o alandan çıkan öğrenciler tercihte bulunacak şekilde tercihlerini oluşturabilir. Bu cevap tatmin ediciydi. Melike Arı Bursa'dan arıyor. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. İyi günler. İyi günler. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Geçen sene mezun oldum. Evet. Alan içi tercih yapmak istiyorum. YGS 4 ek puanlı sıralama 23 binlerde. Ek puanlı puanım 358. Benim isteğim Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İkinci öğretimde 29 binlerde. Yani girebileceğimi düşünüyorum. Ama ÖSYM'nin sitesinde geçenlerde bir tablo yayınlandı ek puanlarla alakalı olarak. O tabloya göre benim 23 binlerde olan ek puanı sıralamam 269 binlere kadar düşüyor. Ve istediğim yere giremiyorum. Ben geçen sene mezun oldum. Yani bu beni etkiliyor mu? Bunda ilerleyip girebilir miyim, giremeyecek miyim? Bunu sormak istiyorum. Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederiz. Örnek olacak bir soru. Ek puanlı 23 bin. Evet. Şimdi, ama geçen sene mezun. Evet. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Genel bir cevap olsun onlara. Ek puanlı tercih yapılabilecek bölümlerle alakalı ÖSYM en son bir karar aldı. O da şudur. 2012'den önce liseye yerleşmiş olan örneğin İmam Hatip Lisesi veya işte Meslek Lisesi mezunları 2012'den önce yerleşmişlerse ek puanlı başarı sırası dikkate alınarak tercih yapılır. Ama öğrencimiz mezun durumda olduğu için ek puanlı tercihini kullanabiliyor. Tamam. Fakat şu an 12. sınıf olup da tercih yapacak olan öğrenciler ek puanlı başarı sıralarını göremiyorlar. Dolayısıyla onların öyle bir hakkı yok.
Öğrencimiz 29 binlerde. Evet, 23 bin. Dedi. 23 bin demek. Evet, evet. YGS 4'e göre. Geçtiğimiz yıl Uludağ Üniversitesi'ne yerleşen, en son yerleşen öğrencinin başarı sırası 29.900'müş. Yani öğrencimizin buraya yerleşebileceğini düşünüyorum. Evet. Tercih yaparken geçtiğimiz yılki ek puanlı başarı sırasını dikkate alsın. Tamam. Hatta ilk tercihlerine biraz daha yüksek yapabilir. Örneğin Ankara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, 9 Eylül, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gibi üniversiteleri yazarsa orada da şansının yüksek olacağını düşünüyorum. Ama muhtemelen ailesinden ayrılmak istemeyen bir öğrenci bu. Evet. Ve bence de doğru bir karar veriyor. Şimdi öğrencimize şunu da söyleyeyim. Betül diyor öğrencimizin adı herhalde. Betül Hanım, bu en son yayınlanan kılavuz ek puanlı başarı sırasını göremeyen İmam Hatip Lisesi öğrencilerine örnek olsun. Onlar, evet, bunu baz alarak tercih listesini hazırlasınlar diye sunuldu. Dolayısıyla senin buna bakmana gerek yok. Sen normal 29 bin, 23 binlik başarı sırasıyla nereye yerleşebilirsin? Bunlara bak. İlahiyatın ve İslami ilimlerin neredeyse bütün üniversitelerindeki yerlerine yerleşebiliyorsun. Teşekkür ederim. Furkan Baba Yiğit İstanbul'dan arıyorlar bizi. Buyurun, dinliyoruz sizi Furkan Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun. Ya benim bu tercih olayında biraz sıkıntım var çünkü fazla anlamıyorum. Hani fazla bir de yönlendirmiyor beni. Şu an ben bir TM1 öğrencisiyim. Yani iktisat istiyorum. Bolu Avant İzzet Baysal'da, yani çok istekliyim orada. Oranın da sıralaması 280 bin. Benim 360 bin. Yani sizce şansım var mıdır ya da ne gibi tercih aralığında yapmam lazım? Siz şu anda üniversite öğrencisi misiniz? Evet, yok. Gideceğim. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Oraya girmek istiyorsunuz. Evet, oraya gitmek istiyorum yani. Ya tamam. Da Yalova Üniversitesi bu civarda. Siz soruyu anladınız mı? Tam olarak anlaşılmadı. Yani galiba mikrofonla ilgili ya da televizyonunuzun sesi çok açık. Bir kere daha rica edebilir miyiz? Yani sesi tam olarak algılayamıyoruz şu anda. Tamam, bir dakika. Ben diyorum ki benim sıralamam 360 bin. Hani gitmek istediğim üniversitenin sıralaması ise 280 bin. Yani ben oraya gitmek istiyorum. Yani size gelme şansı var mıdır? Benim sorum bu. Tamam, evet. Anlaşıldı. Teşekkür ederiz. Şimdi geçen sene 280 binlerle alan üniversiteler var. İktisat noktasında duruyorum. Muğla, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mersin ve Yalova Üniversitesi 280'li puanlarda. Bizim sıralamamızın birazcık üstünde ama biz üst sıra olarak yazabiliriz birinci tercihlerde. Puanların yükselmesi, düşmesi doğrultusunda hani bir şans faktörü gelme ihtimali olabilir. Ama çok Yalova'nın falan hani kesinlikle %100 olacak noktasında bir cümle kurmamız söz konusu değil ama ilk tercihlerde bulunması gerekiyor. Yani öğrenci gerekiyor. Daha gerçekçi davranarak, evet, şehri, üniversiteyi daha net belirlemeli, evet, bu durumda. Birazcık daha şehri, İç Anadolu bölgesi, işte Ege, Çanakkale ya da ne bileyim, evet, Balıkesir, Kütahya gibi belli yerleri daha yazarlarsa daha iyi olur. Birkaç şehirde kaldığı için birazcık zor olabilir. Evet, bu mantıklı bir cevaptı. Yalova'dan bir izleyicimiz var. Yusuf Arvaz galiba. Evet, Yusuf Arvaz. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. İyi günler. Ben kamu yönetimi bölümü istiyorum da bu sıralamam şimdi TM3'e geçtiği için daha tam sıralamalar belli değilmiş. Ben 178 bin sıralamadayım. Hani bununla ilgili önerebileceğiniz devlet üniversitesi olursa sevinirim. Bir de ben hani kamuya geçip oradan da yatay geçiş ya da çift ana dalla hukuka geçmek istiyorum. Hani bununla ilgili bilgilendirseniz sevinirim. Tabii, teşekkür ederiz. Öğrenciler birçok alternatif üretiyorlar, farkında mısınız hocam? Bu alternatif üretmeler nereden kaynaklanıyor? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Tabii ki şu anda elimizde olan puanlarımız ve puanlarımız sonucunda tercih edebileceğimiz yerler ve isteklerimize ulaşabilmek için daha işte bir adım sonrasında ne yapabilirim, işte iki adım sonrasında ne yapabilirim, işte kazandığım üniversiteden sonra tekrar nasıl bir yol çizebilirim noktasında düşünülüyor. Yusuf Bey'in örneğinde kamu yönetimi istiyor ve TM3'e göre 178 bininci sıralarda. Evet, şimdi her şeyden önce şöyle bir şey var, bu alan TM3'e geçtiği için puanları belli değil ama sıralamayı yaparken geçen yılki sıralamalara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Geçenki sıralamalara yakın yine sıralamalar bu sene olur diye düşünüyoruz. Bu alandan farklı alanlara geçiş
söz konusu. Ama bununla ilgili özellikle üniversitelere, gitmeyi istediği üniversiteyi arayıp da konuşursa çok daha belirleyici olur. Üniversitenin sundukları noktasında kesin kararını da vermiş birkaç olur. Üniversite ismi söyler misiniz? Tabii ki. Yani öğrenci zaten isim soruyordu, okul ismi tabii soruyordu. Ki. Şöyle, sıralamamız doğrusu bir önceki seneyle bağlantılı olarak değerlendirmek gerekiyor. Yazabileceğimiz yerler noktasında Afyon, Akdeniz, Atatürk, yine doğu tarafta Bitlis, Celalbayar, Cumhuriyet, Çanakkale gibi birçok üniversite var. Yazabiliriz bunları bir önceki yılla hesap ettiğimiz zaman. Yani sıralama noktasına baktığımız zaman 360 binlerde öğrencimiz 300 binlerden başlayıp 400 küsür binlere kadar, yani sonuna kadar düşebilir. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Çok da güzel yazabileceği üniversiteler var. Evet. Ama özellikle üniversiteyi arayıp kesin gidebileceği üniversiteleri genel anlamda geçişlerle ilgili bilgi almasını tavsiye ederim. Yusuf Bey, hocamızın söylediği okulları aramanızda, araştırmanızda fayda var. Belki de bizzat giderek araştırma yapmanızda fayda var. Hocam şimdi kılavuzda birçok tablo var. Bu tablolardan hangilerini görüyoruz biz? Evet. Tablo 3, tablo 4, tablo 5, tablo 6, tablo 7, tablo evet. 8 diye tablolar var. Öğrencilerimizin en çok ilgilendiği alan tablo 3 ve tablo 4. Evet. Tablo 3 ön lisans bölümlerinin, yani 2 yıllık bölümlerin yer aldığı tablo. Yani 2 yıllık tercih yapmak istiyorum diyen öğrenci tablo 3'e bakıyor. Tablo 4 ise 4 yıllık lisans bölümlerinin yer almış olduğu yer aldığı tablo. Ona bakmak gerekiyor. Evet. Bir de devamında biraz daha böyle farklı. Mesela tablo 5'te de özel yetenekle alan bölümler var. Ben özel yetenekten tercih yapmak istiyorum diyen öğrencinin tablo 5'e bakması lazım. Tablo 6 biraz daha ek puanlı 4 yıllık ve 2 yıllık fakültelerin, meslek yüksek okullarının yer almış olduğu bölüm. Biraz önce bir öğrencimiz aradı, işte meslek lisesi mezunuyum, sınavsız geçiş hakkımı kullanmak istiyorum diye. Evet, evet. Örneğin o öğrencinin sınavsız geçiş hakkını kullanması için tablo 6 C'yi seçmesi gerekiyor. Veya işte 4 yıllık tercih edecekse tablo 6 A'ya bakması gerekiyor. Tablo 7'de okul türü tablosu var. Öğrencinin mezun olduğu okul türüne göre tercih edeceği yerlerle alakalı bir tablo. Tablo 8, orta öğretim kurumlarındaki alanların ve kodların yer aldığı tablo. Bir de en sonda da genel amaçlı bir dilekçe, boş dilekçe örneği var. Evet. Öğrencinin özel bir durumu varsa, özel bir talebi varsa bunu da ÖSYM'ye dilekçe yoluyla gönderebiliyor. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, geçen programlardan da edindiğimiz tecrübeye göre Türkiye'nin birçok noktasından birçok izleyicimiz arıyor ve birçoğuna da yetişemiyoruz çünkü süremiz kısıtlı. Şimdi de Çorum'dan bir izleyicimiz bizi arıyor. Fikriye Leblebici. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Alo, hayırlı günler hocam. Buyurun. Hocam, ben kızımı geçen sene mezun oldum, matematik mezunu. Evet. Sıralaması 22 bin. Ek puanıyla beraber okulun verdiği 360. Kızım çok tereddütte kalıyor. 10 yeri tercih yaptı. Gelir mi anne, gelir mi anne deyip döküyor. En çok da Trabzon istiyor hocam. Sıralama 22 bin mi demiştiniz? Evet, 22 bin hocam. İmam Hatip mezunu ve ne okumak istiyor tam olarak? Bu ilahiyat istiyor benim kızım. İlahiyat. Evet. Tamam. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Çorum'da kalmak isteyebilir ya da başka illere gidebilir. 22 bininci sırada. 22 bininci sırada, evet. Şimdi bizim puanımız ek puanlı olarak düşündüğümüz zaman güzel. Biz rahatlıkla 20 binlerden tercih yapmaya başlayabiliriz. Böyle düşündüğümüz zaman da Konya 20.800 ek puanlı dilimde almış geçen sene. Çünkü evet, ek puanlı öğrenciler kendi içerisinde yarışıyor. Bu alana, ilahiyata dışarıdan girmek isteyen öğrenciler de normal 0.12'li orta puanıyla, YGS puanıyla tercih yapabilecek durumdalar. Ondan dolayı içerik olarak baktığımız zaman 20.800'de başlayabiliyoruz. Uludağ Üniversitesi, Ankara, Sakarya, Kocaeli, 19 Mayıs, Erciyes, Eskişehir, 9 Eylül, Çukurova, İnönü, Bolu gibi birçok yeri çok rahatlıkla yazabiliyoruz. Hayırlı olsun şimdiden. Sonucumuz son derece güzel. Evet, Fikriye Hanım'ı ve kızını Bursa'ya davet ediyoruz. Evet, Bursa'ya davet ediyoruz. Gelebilirler. Sayın Kübra Kotlay, Manisa'dan arıyorlar bizi. Buyurun efendim, dinliyoruz. Alo. Buyurun. Kübra Hanım, dinliyoruz sizi. İyi günler. Buyurun. İyi günler.
Alo. Kübra Hanım, biz sizi duyabiliyoruz. Siz bizi duyuyor musunuz efendim? Duyuyorum sizi. Buyurun, dinliyoruz. Duyuyorum ben sizi. Çok güzel. Harika. Şimdi ben, biz de sizi duyuyoruz. Kızım adını arıyorum. Evet. Kızım benim psikoloji istiyordu. Evet. Televizyonunuzun ama, sesini kısarsanız o backup etmedi. Olmayacak. Evet. Alo. Kübra Hanım, duyuyor musunuz? Evet, yani herhalde bir televizyonun sesiyle ilgili bir sıkıntı oldu. Şimdi hocam, son 10 dakikamıza giriyoruz ve aslında bu tercihlerin de son 2 gününe giriyoruz. Öğrencilerin büyük kaygıları var. Bu kaygılar esnasında aileler ne yapmalı? Yani bu kaygıyı nasıl azaltabilirler? Yani kaygı açıkçası sonucu çok değiştirmiyor. Bir kere bunun gerçekliğini, evet, realitesini çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Yani artık öğrenci elinden geleni yaptı. Gerekli bütün hazırlığı yaptı. Sınava girdi. Puanını aldı. Tercihini yaptı. Artık beklemekten ve olumlu düşünmekten başka şansımız yok şu an. Aslında kaygılanmaması gereken aile galiba, değil mi? Yani bu noktada? Kesinlikle öyle. Yani çocuklar artık bütün görevlerini yerine getirdiler. Sınavı kazandılar. Artık şimdi ailenin de bu noktada artık rahatlaması gerekiyor galiba. Evet, kesinlikle öyle. Yerleşmese dahi bunun hayatının sonu olmadığını, bir şansının daha olduğunu, hayatta her zaman böyle bir şans olduğunu, evet, çocuğunu hatırlatması lazım. Öğrencilerimize hatırlatmamız lazım. Yani ben anlıyorum kaygılarını ama işte yapacak bir şey yok. Sonuçlar açıklanmadan hiçbir şey netlik kazanmıyor. Ben ayrıca burada bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Tercih yapmış olan öğrencilerimiz vardır muhakkak. Ama tercih biraz aceleye gelen bir şey gibi. Öğrenciler tercih yaparken özel koşullar kısmı var. Evet. O özel koşullar kısmını baştan sona bir daha kontrol etsinler. Çünkü örneğin öğrenci ilahiyat yazıyor. Ama bir bakıyorsunuz eğitim dili tamamen Arapça, %100 Arapça. Hocam ben bilerek tercih etmemiştim diyor öğrenci mesela. Yahut bir sene hazırlık sınıfı olabiliyor. Bu özel koşullarda yazılı değil mi? Yazılı. Evet. Yani dolayısıyla oradaki bilgi sayesinde gideceği okulla ilgili ayrıntılı bilgi almış olabiliyor. Evet, ya da devlet okulu yazacağım diye öğrenci özel okul tercihinde bulunabiliyor. Halbuki özel koşullar kısmını okusa, açıklamalar kısmını okusa, orada üniversitenin ücretlerinin neler olduğu falan yazıyor. Anladım. Yani o noktada bu özel koşullar kısmını özellikle dikkate İncelemekte alarak fayda var, doğru o koşullara uyup uymadığına dikkat etmesi lazım öğrencinin. Anladım. Teşekkür ederim. Son telefonumuzu alalım. Mustafa Yılmaz İstanbul'dan arıyor. Buyurun efendim. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun. Mustafa ben TSE'den 195 bin aldım. Evet. TSE'den 195 bin aldım. Sanat tarihi ve tarih bölümü hakkında bilgi istiyorum. Sanat tarihi ve tarih mi dediniz? Evet. Tarih bölümü. Peki, teşekkür ederiz. TSE 195 bin, sanat tarihi ya da tarih. Mümkün mü? Öğrencimiz bu okullardan birine girecek mi? Öğrencimiz bu bölümlerin çoğuna yerleşebiliyor. Tarih özellikle ikinci öğretimlere yoğunlaşırsa Batı illerinde pek çok yere yerleşebilir. Sanat tarihinin de üniversitelerine yerleşir. Yani örnek şöyle, öğrencimiz 190 binlerde olduğu için tercih listesini biraz 140 binlerden, 150 binlerden başlatmasını öneririm. Orada da örneğin Bozok Üniversitesi 160 binle, Erciyes Üniversitesi 159 binle almış geçen sene. Bunlar birinci eğitimler. Evet, Kırıkkale Üniversitesi'nin ikinci öğretimi 167 binlerde. Yani ilk kriterimiz varsa ikinci öğretimlere yoğunlaşıp Batı illerini yazabiliriz. Ama böyle bir kriter yoksa, örneğin Kars'ta birinci öğretim geçen sene 175 bin almış. Öğrencimizin buraya yerleşme ihtimali var. Uşak Üniversitesi ikinci öğretimle 179 bin almış. Tabii ki bunlar tarih için. Sanat tarihinde biraz daha seçkin üniversitelere yerleşebilir. Örneğin geçen sene Konya Selçuk Üniversitesi sanat tarihi birinci öğretimi 181 bin almış. Yani öğrenci bir kere şunu tercih etmeli. Ben sanat tarihi mi okumak istiyorum, tarih mi? Sanat tarihi mezunu olursam ne olur? İş alanım olur mu? Örneğin bir tarihçi kadar öğretmen olma ihtimalim var mı? Bunları iyi değerlendirmesi lazım. Peki sanat tarihi mezunlarının öğretmen olma ihtimali var mı? Yani yakın zamanda tarih bölümü formasyonu alıp
tarih öğretmeni olarak atanabiliyorlardı. Ama şu an onunla alakalı bir engel var. Yani dolayısıyla sanat tarihi öğretmeni olmak dışında şu an başka branşta öğretmen olabilme şansları yok. Ha bu değişebilir mi? Değişebilir. Ama şu an bu şekilde, yani en güncel haliyle böyle. Tarih bölümünü yazmasını, çok fazla ilk kriteri koymamasını, sonuçta ileride öğretmen olacağı için istediği ile yerleşebilme ihtimalini öğrencime hatırlatmak isterim. Çok teşekkür ederim. Değerli öğretmenlerimiz Sayın Murat Uçar ve Sayın Samet Karakaya, günlerce beraber program yaptık ve hiç yılmadan ısrarla öğrencilere onların nerelere gidebileceği yönünde rehberlik ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne kadar sabırlı ve dirençlisiniz. İyi ki varsınız. Öğrencilerinizi de tebrik ediyorum. Mutlaka birçok öğrenci iyi bölümleri kazanmıştır. Siz de onlara rehberlik etmişsinizdir böylece. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli izleyiciler, programlarımız boyunca sınav tercihte hem TEOG bölümünden hem de LYS-YGS bölümlerinden öğrencilerin sınavlarda aldıkları sonuçlara göre yerleştirilebilecekleri okullar hakkında ayrıntılı bilgiler verdik. Olay Televizyonu'nda bu türden nitelikli eğitim programlarını sürdüreceğiz. Yeni yayın döneminde de yeni eğitim programlarıyla görüşeceğiz. Hoşçakalınız, olayda kalınız. Bursa Sınav Koleji'nin sunduğu sınav tercih programı sona erdi.